Demek ki her şehrimizi ilçe ilçe sorunlarını takip eden bir anlayışımız var bizim. Şimdi bu esnaf gezmenin neye tekabül ettiğini, niçin olduğunu sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Çok uzun bir zamandır şuculuk, buculuk üzerinden oy veriyorsunuz. Bu arada senin çocuğun işsizken, senin çocuğun atanamamış öğretmen, atanamamış devlet memuruyken, 92 puanla çocuğun ortada kalmışken, KPSS'nin mülakatında elenmişken, 58 puanlı ayısı dayısı olanlar atanmışken, siz çocuğunuza harçlık vermekte zorlanırken, kadınlarımız tencere kaynatmakta zorlanırken, emekli maaşlarını ittire kattıra 2500 liraya zor zahmet çıkartmışken, bugünün zamlarıyla 2500 liralık yani en düşük emekli maaşı geze geze öğrendim, söyleye söyleye dilimde tüy bitti ve sonuçta 2500 liraya çıkardılar. 1500 liralık emekli maaşları vardı bu ülkede. Sonuç itibariyle 2500 liralık emekli maaşıyla da bugünün Türkiye'sinde bu zamlarla geçinmek mümkün değil. Şimdi ama buna karşılık jet hızıyla telekomun sahibinin aldığı yani Öcerlerin, Haririlerin, Sayın Erdoğan'ın yakın arkadaşı, aile dostu olan Haririlerin Türkiye'yi tokatladığı Telekom'dan en son 1.6 milyar dolarlık borcunu da devlet üstlenerek tam 24 milyar liralık bir kazık yedik hep birlikte. Şimdi bu 24 milyar lirayla ne yapılabilirdi? 24 milyar lirayla gübre atamamış çiftçimizin bu Nisan ayında atacağı gübrenin parası ödenebilirdi. Ve hayvan besleyenlerin, çiftçinin girdilerine 24 milyar lira ek yapılsa Türkiye çiftçilikte uçardı. 4 milyon ev kadınına, fakir ev kadınına, yoksul ev kadınına ayda bir yıl boyunca 500 lira maaş verebilirdi, para verilebilirdi. Gençlere burs verilebilirdi. Ama onun yerine, onları vermek yerine siz bu soğukta çiftçilik yapıyorsunuz. Bu soğukta hayvan besliyorsunuz. Hayvanlarınızın, gebe hayvanların kesime gittiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ne istiyorsunuz biliyor musunuz? Sadece ve sadece yemde, mazotta, gübrede yardım istiyorsunuz. Evet, şimdi bunları yapmak yerine senin çocuğun istikrar niye olmaz? Çünkü şuculuk buculuk üzerinden oy verilirse komşunun komşuya düşman olduğu bir Türkiye'de seçmen çırak çıkar, abiler kazanır. 5 maaş alan yan gelip yatan danışmanlar var sarayda. 11 maaş alan, yok biz öyle yapmıyoruz. Haram zıkkım olsun. 11 maaş alan müdürler var, kuş konduruyorlar mübarekler, kuş konduruyorlar. Bakın bunların tamamı haramdır, kul hakkıdır. Ama siz burada yoksullukla, haksızlıkla ve AK Parti bürokratlarının kibriyle mücadele ediyorsunuz. Başkanım, bu işi... Bir saniye giderken oğluma para veremedik. Benim titredi başkanım. Vay. 5 litre maaş alıyor ben. Vay. Geçmiş dönemde arabamı aldım, benim aldım. Şimdi evime ekmek götüremiyor. Sayın başkanım. Şimdi... Kurtarınız başkanım. 6 lira mazot. Çiftçiye 25 lira mazot. Aynen. Aynen öyle. İşte bütün bunların değişmesinin yolu Allah nasip ederse ister erken ister zamanında yapılacak seçimde helal oylarınızla o sandıkları patlatacağız.
seçmen veli nimetmiş diye abilere öğreteceğiz. Muhteremlere öğreteceğiz ve bu arkadaşları göndereceğiz. Tıpış tıpış gidecekler. Ve bu harami düzeni, bu harami düzeni birlikte göndereceğiz. Ben aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Allah sağ olasın. Hakkınızı helal edin, bu bir vebal. Bu saatte buradasınız. Allah beni ve arkadaşlarımı sizlere karşı mahcup etmesin. Sağ olun, var olun. Gel Türk, gel Türk. Gel abi.